Herkese merhaba arkadaşlar, benim Refe. Bugün sizlerle beraber MIUI 12'nin bilinmeyen özelliklerini göstereceğim. Ve birkaç tane de güzel özellik var, onları da göstereceğim. İlk olarak ayarlara giriyoruz. Normal ayarlara giriyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Özel özellikler var burada. Buradan video araç kutusunu açıyoruz. Buradan video uygulamaları yönetim var. Buradan YouTube'u seçebilirsiniz. Ben YouTube'u seçeceğim. YouTube müziği seçeyim bir de. YouTube müzik neredeyse. Aşağıda olması lazım. YouTube stüdyo var. YouTube müzik. Bu değil galiba. Diğer YouTube müzik nerede? En alttaydı galiba. Bakalım. Buradan YouTube müziği falan da açıyorsunuz işte. Diğer YouTube müzik yok. Tek YouTube üzerinden göstereyim o zaman. Ben bulamadım diğer YouTube müziği. Mesela Instagram'da deneyebiliriz. YouTube'da deneyelim mesela. YouTube şu en baştaydı. Değilmiş artık. Hah, burada. Tamam, şimdi ben hemen bir video açayım. Açılırsa. Yok, açılmayacak. Geliyorum. Evet, şimdi mesela haftalık gündem değerlendirmesi. Yani haftalık gündem değerlendirmesinde çok fazla hoşuma gidiyor ben bu arka planda izlemek. Şuradan kaydediyoruz, araç kutusunu açıyoruz. YouTube'da etkinleştirmiştik. Mesela şuradaydı, şurada. Etkinleştiriyoruz. Buradan istersek farklı uygulamayı da arka planda tekrar açabiliriz. Chrome gibi. Buradan uygulamaları açabiliriz. Powerbank'lere bakmışım. Buradan da bakmaya devam edebilirim. Şimdi buradan arka plandayken açı var. Burada ekran kapatılacak. Ben yanlışlıkla video kaydı açmışım. Şunu kapatayım. Bakın, şimdi sesi geliyor videonun. Şimdi kapalıyken videoya basıyoruz. Sesini kısayım. Tamam, basıyoruz. Ve YouTube Premium'umuz olmadan arka planda bunları kulaklık takarak falan da gündem değerlendirmesini izleyebiliriz. Çok fazla gündem değerlendirmesini takip eden bir insan olarak gayet güzel buluyorum. Şimdi ikinci olarak da şey göstereceğim. Mesela ikinci uygulamayı, mesela oyun oynarken, PUBG oynarken mesela istersek pusarken açılsın, açılsın. Ha, açıldı. Tamam, WhatsApp'a falan bakabiliriz. Artı YouTube müzik. Mesela müziği değiştireceksek YouTube müziği de açıp bir müzik açarız. Buradan müziği değiştiririz. Kapattığımız zaman gidiyor mu tamamen? Tamamen gittiği için bir böyle bir arka planda oynatamıyorsunuz. YouTube müzikte kullanmanızı tavsiye etmem. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Arka planda oynamasını istiyorsanız. Şuradan şöyle yaparsınız. Şu kenarda durur ama bu kez dört parmak kullanıyorsanız çok sıkıntı olur. Şöyle kullanırsınız ama. Öyle de bir artısı var. Böyle istediğiniz gibi istediğiniz yerde durabiliyor. Böyle şarkı falan da dinleyebilirsiniz. Tam tersi var. PUBG isterseniz böyle koyabilirsiniz. Nasıl yaptığımı göstereyim. Şuradan şöyle kaydırıyorsunuz. Şuraya doğru alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada PUBG var. İstersen buradan dokunup İstersem şöyle küçültüp izin vereyim hemen. İstersem böyle küçültebiliyorum. İşlerime devam edip mesela işleriniz varsa işlerinize devam edip buradan kapatabiliyorsunuz oyunu. Böyle kullanım tarzı var. Mesela CPU monitörden işlemcinizin kaç dereceye geldiğini buraya ekleyerek görebilirsiniz. Mesela 42 dereceymiş. Öyle izleyebilirsiniz. Gayet hızlı olmuş. Ben hiç şarj tüketiminde bir kötü bir şey görmedim. Ekran parlaklığını fullerseniz gidiyor şarjı, baya baya gidiyor. Ama haricinde ben çok fazla bataryada bir sıkıntı görmedim. 12.0.2.0 versiyonunu kullanıyorum. MIUI sürümü de işte 12.0.2.0. Şimdi geliyorum. Bir saniye geleyim. Burada zaten bildiğiniz özellikler var MIUI 11'den. Mesela
Şöyle yapınca ekran ortasından, şöyle yapınca açılması. Onun haricinde telefonu şöyle kaydırdığınız zaman, kaldırdığınız zaman otomatik açılması. Böyle gibi özellikler var. Yüz tanımada da gayet güzel bir etkileşim sağlıyor. Şimdi hemen geliyorum. İkinci olarak bildirim panelini açacağız. Yeni kontrol yazıyoruz. Bekliyoruz. Biraz yavaş çalışıyor. Yeni kontrol merkezini kullan var. Buradan aşağı doğru inip yeni kontrol merkezini kullanı etkinleştirmeniz lazım. Bunu açmazsanız, bunu böyle mavi şekilde kalmazsa sıkıntı oluyor. İkinci olarak da yüzdelik var. Burada yeni pil simgeleri gelmiş. Ben bunu çok seviyorum bu arada. Bu çok güzel bence kullanım için. Böyle özellikler falan da var. Geliyorum. Önceden açık olan bellek durumunu göster diye bir şey var. Bellek durumunu göster, bu kapalı olarak geliyor. Burada bellek durumunu göstermiyor. Mesela uygulamadan çıkarken kaç GB'ınızın dolu ya da boş olduğunu göstermiyor. Bunu açtığın zaman gösteriyor. Ekran düzenini kilitle var. Bu zaten vardı. Geliyorum. Şimdi bir sonraki özelliğimize geliyorum. Bir sonraki özelliğimiz de bu Google India sürümlerinde de çalışıyor olması lazım. Denemiştim. India sürümlerinde de çalışıyor. Globalde de çalışıyor. Ben şu an globaldeyim. Yıldız kare, yıldız kare 364, 66, 33. Buradan kare, yıldız, kare, yıldız yazıyorsunuz ve böyle bir şey açılıyor. Bunun sizde açılması için bir tane hata veriyor olması lazım. Şu anda ekranda küçük bir hata veriyor olması lazım. Buradan ayarlara gidiyoruz. Ayarlardan buradan telefon hakkında da MIUI sürümüne 5 kere tıklıyoruz. Geliştir seçeneklerini açmanız lazım. Geliştir seçenekleri de başınıza bir durum gelmesi halinde ben sorumlu değilim. Gene de söyleyeyim de şimdi geliştir seçeneklerini açıyoruz. Buradan hiçbir şey yapmıyoruz. Açık kalsın. Hemen ben geliyorum. Telefon kapatayım uygulamasını. Buradan Engineer mod var. Az önce size hata veren şeyi tekrar tıklıyorsunuz ve böyle bir şey açılıyor. Direkt geliyor sizde. Audio diye bir şey var. Audio geliyoruz. Buradan kaydırarak Hardware Testing'den Audio geliyoruz. Volume geliyoruz. Audio Playback'e geliyoruz. Buradan 3 bölü 4 Pol Headset ya da 4 bölü 3 Pol Headset. Buradan 160 yapıyor biliyoruz en fazla. Eğer kulaklıklarınızda bir sorun olabilir bunun dışında ama kulaklıklarınızın sesi artacaktır. Benim kulaklığım sesi arttı. Öyle diyeyim. Takıyoruz. Denemesini yapalım. Mesela ya da denemesini yapmayalım şu anlık ya. Telif yeme ihtimalimiz de var. 160'da kalsın bu. Tamam, şimdi buradan çıkıyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Karanlık mod desteklemeyen uygulamalara da geldi. Desteklemeyen uygulamalar da çok fazla çok güzel çalışmıyor ama ortalama. Öyle bir ortalamada çalışıyor. Karanlık modu almamız lazım. Karanlık modu aldım. Karanlık modda desteklemeyen uygulamalara girsek bile karanlık modda çalışıyor. Mifid gibi uygulamada da biraz bazı şeyleri desteklemeyen şeyleri de siyah olmaması gereken şeyleri de ters renk gösterebiliyor. Öyle de bir sıkıntısı var. Öyle diyeyim. Şimdi karanlık modu kapatayım. Oyunda bazen gyro sıkıntısı var şu anda. Bilmiyorum. Oyunla alakalı büyük ihtimal arkadaşım da yaşıyor bu sıkıntıyı. Oyunda gyro sıkıntısı var. Büyük ihtimal Androidlerin hepsinde böyle bir sıkıntı var. Çünkü iOS'da olmuyor. Bu arada PUBG videoları falan çekiyorum. M24'de kill aldığım videolar falan var. Altta Instagram linkimi koyacağım. Oradan M24 videomu da bakabilirsiniz. Şarjı iyi gidiyor. O kadar nasıl desem full parlaklığa yakın olduğu için biraz az gidiyor gibi görünüyor. Ama gayet yeterli bir şekilde gidiyor.
gördüğünüz gibi. Gyro'yu deneyelim. Gyro'da herhangi bir şekilde sıkıntı var mı? Arena'da denememiz lazım. Şimdi otomatik döndürmeyi kapatıyoruz. Gyro açık olduğu için gene de döndürme açık olacak. Bakın. Her türlü açık. Döndürmeyi kapatıyorum. Yine dönüyor. Böyle bir sıkıntı var. Çözebileceklerini çok sanmıyorum ama iPad'de oluyor mu? Ona da bir bakalım. Hatta mesela şöyle bir ortaya vuralım. Gyro'da herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Ona bakalım. Vardı çünkü birkaç gün önce yaşamıştım. Telefonu sıfırladım ama. Adam yanımdaymış. MSM çok var. Çıkayım. Şimdi gene de isterseniz aşağıdan Instagram'a bakabilirsiniz. Instagram'dan PUBG videolarıma. Gene de söyleyeyim. Özellikler bu kadardı. Pek özellik gibi olmayabilir. Sizi tatmin etmeyebilir. Ama üstten mesela bildirim geldiği zaman aşağı doğru biraz fazla kaydırırsanız böyle değil ama mesaj geldiği anda aşağı doğru hızla kaydırırsanız o uygulama küçük bir şekilde pencere halinde açılıyor. İsterseniz cevap verebilir veya kapatabilirsiniz aşağıdan yukarı kaydırarak. Öyle de özellikler var. Diyeyim yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.